Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elephone'un yepyeni akıllı telefonu Elephone PX'e yakından bakıyoruz. Videomuzu Elephone sponsorluğunda çekiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Elephone resmi olarak ülkemizde satılmaya başlandı. Arkadaşlar, telefonun en çok öne çıkan iki özelliğinden bahsedeceğim. Bir tanesi ülkemizdeki günümüz şartlarına göre telefon oldukça uygun fiyatlı. Bir diğeri de pop-up kameraya sahip. Pop-up bir kamerası var. Kamera gizlenebiliyor aşağıya doğru arkadaşlar, telefonun içine doğru. Bu yüzden gelin tasarımla incelemeye başlayalım. Pop-up kamera bizlere neler sunuyor? Daha sonra bunlara yavaş yavaş değineceğiz zaten. Elephone PX 6.53 inç Full HD Plus bir ekranda bizleri karşılıyor. LCD ekranımızda sadece ekranımız var. Bu cümle biraz garip gelmiş olabilir arkadaşlar. Ancak demek istediğim şey şu. Ne bir çentik, kamera deliği vesaire herhangi bir şey yok. Dediğim gibi sadece ekranı görüyoruz. Bu da video izlerken, internette gezinirken veya oyun oynarken ekranın tamamını bize bırakıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii ki de pop-up kamerası sayesinde. Sadece selfie çekerken ortaya çıkan pop-up kameramız diğer zamanlarda kendisini telefonun içine gizliyor. Ekranda herhangi bir şey olmaması sayesinde %93 gibi iddialı bir ekran gövde oranına ulaşıyoruz. Telefonun ön ve arka tarafı cam arkadaşlar. Arka tarafta tabii ki de cam olduğu için bütün telefonlarda böyle biraz parmak izi bırakıyor. Yan çerçevelerimiz de plastik. Alt tarafta iki tane ızgara görüyoruz. Ancak bu ızgara deliklerinden sadece bir tanesinde hoparlör var. Tasarım bütünlüğünü bozmamak adına iki tarafa da koymaları bence güzel olmuş. Tabii bunların ortasında Type-C girişini görüyoruz. Telefonun arkasına baktığımız zaman gözümüze çarpan detay ikili kamera dizilimi ve parmak izi okuyucusu. Arkadaşlar, parmak izi okuyucusu fiziki olarak telefonun arkasında duruyor ve oldukça hızlı bir şekilde telefonu açmamızı sağlıyor. Parmak izi okuyucusu var dedik. Yüz tanıma özelliği yok arkadaşlar. Yani pop-up kamerayı sadece selfie çekerken kullanabiliyorsunuz. İki farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor arkadaşlar arka tarafta. Baktığımız zaman bizdeki model mordan maviye oldukça güzel böyle degradeli şekilde geçen bir renk var arka tarafında. Piyasada bulabileceğiniz diğer rengi de mavi rengi. Tasarımdan bahsederken telefonun arayüzünden de bahsedelim. Biraz Android 9 ile birlikte geliyor. Oldukça sade bir arayüze sahip. Telefonun içinde öyle ekstra sonradan silmeniz gereken vesaire herhangi bir uygulama gelmiyor arkadaşlar. Harbiden de saf Android'e çok yakın bir deneyim sunuyor. Genel olarak tasarımı özetlemek gerekirse pop-up kamerasıyla ve tam ekranıyla birlikte uygun fiyatlı gayet güzel bir tasarıma sahip diyebiliriz. Artık kameralardan bahsedebiliriz arkadaşlar. 16 megapiksel f1.8 diyaframlı kameramız ana kameramız. 2 megapiksel olan da portre işlerinde bize yardımcı oluyor. Fotoğraflardan bahsedecek olursak renkler benim tahmin ettiğimden daha güzel ve daha da uygun çıktı. Portre modu çekimlerinde de etkinliği arttırmak adına bazen keskinliği fazla kaçırabiliyor. Ama sürekli olan bir şey değil tabii. Yine geniş açı veya makro gibi bir seçeneğimiz yok. Portre modu çekimlerinde de arka planla ön plandaki nesneyi güzel ayırabildiğini söyleyebilirim. Optik bir görüntü sabitleyicisi olmadığı için fotoğraf çekerken birazcık daha az titretmeye çalışmanız gerekiyor. Özellikle ışığınızın düştüğü alanlarda. Tabii ışık azaldığı zaman gündüz çektiğimiz fotoğrafları elde etmemiz biraz daha zorlaşıyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman zaten bir pop-up kamerası olduğunu biliyoruz artık. 16 megapiksel bir kamera bizleri karşılıyor. Yine fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman telefonun fena olmayan bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. Arka taraftaki gibi donanımsal değil ancak yazılımsal olarak portre modunda yine çekimleri ön kamerayla yapabiliyoruz. Video tarafında ise hem ön hem arka tarafta 1080p'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu videoda sürekli fiyattan bahsedeceğim ancak telefonun fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman zaten 4K 60fps gibi şeyleri düşünmek birazcık mantıksız olur. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Elephone PX'in mikrofonlarından dinliyorsunuz. Yani mikrofonla bu şekilde kaydediyor. Sıra geldi donanıma ve pil ömrüne. Elephone PX aslında giderek artan telefon piyasasını alternatif arayanlar için üretilmiş bir cihaz. Yani 12.000 TL'ye de var. Bu fiyata da Elephone satıldığı fiyata da telefonlar piyasada var. Bu nedenle telefon tasarım olarak yeni arkadaşlar ancak donanım tarafında son model işlemciyi telefonunda göreyim diyenlere hitap etmiyor tabii ki. Yine de sahip olduğu 8 çekirdekli MediaTek işlemcisi günümüzdeki birçok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek seviyede. Yani ufak tefek oyunlarınızı oynarsınız. Hatta birazdan oyun testini göreceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında internette gezinirsiniz, fotoğrafınızı çekersiniz, videonuzu da rahatlıkla izleyebilirsiniz tabii ki. 2 GHz'e kadar hızlanan bu işlemci Mali G71 grafik işleme birimi eşlik ediyor. 4 GB RAM ve 64 GB'lik depolama alanına sahip olan Elephone PX günümüzdeki mobil oyunları orta, düşük ayarlar arasında rahatlıkla sizlere oynatabiliyor. Cihaza 64 GB dedik ancak bu hafıza size ilerleyen günlerde yeterli gelmezse 256 GB'e kadar microSD kart takarak
hafızanızı genişletebilirsiniz. 3300 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan Elephone PX, gerek ekranın gerek diğer donanımların düşük güç talebi olması sayesinde bir günü rahatlıkla geçirebileceğiniz telefonlardan. İçinden çıkan adaptörle yaptığım testte de yarım saatte yaklaşık %35'ini doldurmayı başardı. 1 saatlik sürenin sonunda %63'e ulaştı şarjımız. Tam şarja ulaşması ise 1 saat 40 dakika civarında sürdü. 10 dakikalık PUBG deneyimine baktığımız zaman da başlangıçta şarjımız %73'teydi arkadaşlar. 10 dakikanın sonunda %68'lik bir kayıp yaşadık. Yani %5'lik bir kayıp var diyebiliriz. Sıcaklığımız biraz yükseldi ancak öyle elle çok hissedilir bir sıcaklık değil. Dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla 35 dereceden yaklaşık 34.6 dereceden 39 derece civarlarına çıktı. PUBG deneyiminden de şöyle bahsedebilirim arkadaşlar. 10 dakika boyunca sorunsuz bir şekilde oynadım ancak ayarları en düşüğe çekmeniz gerekiyor. Rahat bir şekilde oynayabilmeniz için yükseğe çekerseniz FPS'de düşüşler yaşarsınız. Tabii ki de daha akıcı, daha güzel bir oyun deneyimi istiyorsanız da PUBG Lite'ı tavsiye ederim. Evet, artık oyunumuzu oynadık. Tüm noktalara bakmaya çalıştık elimizden geldiği kadar ve böylece de videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Son sözlerimizi söyleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi fiyattan bahsedeceğim önce. Telefonun fiyatı videoyu çektiğimiz tarih itibariyle aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerde 1899 liraya hadi 1 lirada benden 1900 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Öncelikle bu telefon en üst düzey donanıma sahip değil. En iyi kamera bu telefonda değil. Ancak fiyatını düşündüğünüz zaman bu tarz isteği olmayan telefon kullanıcıları tabii ki de rahatlıkla alabilir. Ha bu demek değil ki kamerası yok bu telefonun veya oyun oynayan vesaire. Tabii ki de bunları da yapabilirsin. Ancak 10.000 lira 12.000 lira ödemek istemeyen kullanıcılara hitap eden bir telefon olduğunu söyleyelim. Özellikle pop-up kamerası ve cam ekranı bence oldukça ilginç. Böylece Elephone PX incelememizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Cihaz birazcık daha bende kalacak. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa mutlaka yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ayrıca hemen şurada beğen butonumuz var. O düğmeye basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.